Joy merhaba de. Demek istemiyor. Başlayacağım Joy. Ay erkek çocuk ama ben onu böyle şey yapıyorum. Çok narin, çok nazlı. Herkese merhabalar. Bugün merhabalar herkese. Merhabalar herkese. Hadi de olmuyor. Aa başlayamıyor yine. Herkese merhaba. Bugünkü konumuzun Joy'la, kedilerle, köpeklerle alakası yok. Ama Joy da size sanıyorum selam vermek istediği için ben de onunla başlamak istedim. Tamam, gideceğim mi? Bak kuzum. Tamam. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu kabullenmek, gözlemlemek, onaylamak la ilgili olacak aslında. Yani bütün bunlar çerçevesinde kendi deneyimlerimden yine yola çıkarak sizinle paylaşmak istediğim bazı şeyler var. Normalde ben böyle hani bir video çekmeden önce yazıyorum. Araştırmam gereken bir şeyse de araştırıyorum. Ve çok böyle hani madde madde kafamda olmadığında konuşmamaya özen gösteriyorum. Yani video çekmemeye özen gösteriyorum. Ama bu konu içsel olarak öyle değil. Ya yani öyle hissediyorum. O yüzden ne geliyorsa, ne anlatmak istiyorsam hani o şekilde hiçbir not almadan çektiğim belki ilk videolardan biri olacak. Şimdi son zamanlarda düşündüğüm bir konu var. Bir şeyi kabullenmek demek aslında onu onayladığımız anlamına geliyor mu? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela birisi sizin hakkınızda iyi konuşuyorsa zaten mutsuz olacağınızı düşünmüyorum. Ama belki bir dedikoduda bulundu, belki sizinle ilgili bir yorumda bulundu. Ama sizin bir şekilde hoşunuza gitmeyecek bir şey ya da sizin yüzünüze sen de bunu iyi mi yaptın düşünüyorsun ki dedi. Bir şey söyledi ve siz sonucunda kendinizi kötü hissettiniz. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Aslında bunu ben de tam olarak %100 yapamıyorum. Hele ki hayatımın her döneminde yani günlük hayatta. Ve hele ki İstanbul gibi bir şehirde kaybolup gidebiliyoruz. Çok haklı olarak bence. Çünkü hepimizin çok yoğun, çok koşuşturmalı hayatları olabiliyor. Ama belki bazen gözlemleme noktasına gelmemiz gerekiyor ve bu ne demek? Şimdi hatırlarsanız 4 anlaşma kitabını ben sizinle paylaşmıştım. Ve orada Don Miguel Ruiz'in dediği o 4 şey, konu ya da inanılmaz hayat değiştiren maddeler benim hayatımda gerçekten çok büyük bir etkiye sahip. Orada diyordu ki hiçbir şeyi kişisel almayın. Her zaman yapabileceğinizin %100'ünü yapın, en iyisini yapın. Varsayımda bulunmayın. Bir de kelimelerini özenle seç. Şimdi biz gözlemlediğimiz zaman aslında hiçbir şeyi kişisel almıyor oluyoruz. Ve bu gözlemlemek neden önemli? Gözlemlediğimiz zaman o insanı, bize gelen belki eleştirileri, onlar bizim filtrelerimizden demeyeyim buna da yani bizim böyle bir koruma duvarımızdan enerjisel olarak geçemiyor oluyor. Çünkü bize gelen zaten eğer ki sevmediğimiz ve istemediğimiz bir şeyse ona karşı duruyoruz. Ve bu karşı durmak da mutsuzluk olarak kendini belli ediyor. Bir şeyi kabullendiğimiz zaman aslında tek yaptığımız ona direnç göstermemek. Biri size bir şey söylüyor, hani bunu siz çektiniz, o gün kötü bir gün geçiriyordunuz, öyle insanlar vardı etrafınızda, neyse ne önemli değil. Ama siz onu aldığınız noktada onu onaylamış oluyorsunuz. Ve ya da onu düşündüğünüz noktada, acaba ben de böyle böyle mi demek bile bir onay. Ben de diyorum ki gözlemleme noktasında olup kabullenmek, yani kabullenmeyi denersek nasıl olur? Şimdi biri bana geldi. Kardelen çok karışık konuşuyorsun dedi ki ben de açıkçası zaman zaman hele ki videolarda artık heyecandan mı ya da bilmiyorum her şeyi böyle 10 dakikada 20 dakikada 5 dakikada anlatmak isteğimden mi biraz bazen karışık konuşuyor muyum diye düşünüyorum. Şimdi böyle yaptığım için ben ona onay vermiş oluyorum. Ama benim gelmek istediğim nokta evet karışık konuşuyor olabilirim. Evet yani bu kadar. Şimdi kabullenmenin içinde aslında bir Abraham Hicks buna şey der. Abraham Hicks videolarımı hiç izlemediyseniz ikinci videoydu sanıyorum çektiğim. Ve ben yakın arkadaşlarım hani ilk 3 videomu izlemeyin yani diyorum. Çünkü orada konuşmalarım çok heyecanlı. Ama onu da kabullendim. O resist etmekten yani direnç göstermekten çok bahseder. Şimdi biz bir şeye direnç gösterdiğimiz zaman
ona onay vermiş oluyoruz. Ve benim de gelmek istediğim nokta ve sizinle de paylaşmak istediğim nokta şu. Bir, gözlemleyin. İki, kabullenin. Kabullenmek demek ona onay vermek anlamına gelmiyor. Birini çok sevmek zorunda değilsiniz. Bu yüzden onun hareketlerine onay vermek zorunda değilsiniz. Ama onu olduğu gibi kabullenebilirsiniz. O böyle. Çünkü kabullenmediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Mesela onu gördüğünüzde oluyorsunuz. Yani bir şeyler böyle içinizde canlanıyor. Ve aslında hepsi, yani benim hayatımda önem verdiğim konular hepsi birbiriyle bağlantılı. Neden? Çünkü aslında şimdi de yaşadığınızda gözlemci konumuna geçebilirsiniz. Gözlemci konumuna geçmeniz bana kalırsa geçmişte ya da gelecekte yaşadığınızda mümkün değil. Bu bana göre. Ve ben de bunu deneyimledim. Yani gözlemci olarak gerçekten olabildiğince hani yine duygularım çok karışmadan, çünkü duygular karıştığında da genelde gelecek ya da geçmişe gidebiliyoruz. Ama böyle bir huşu halinde olmaktan bahsediyorum. Yargılamadan. Evet, o da aklıma geldi. Dediğim gibi not almadığım için böyle biraz parça parça geliyor aklıma. Şimdi şöyle bir şey var. Birincisi, ben kendime şunu soruyorum. Siz de isterseniz bunu kendinize sorun. Yargılamak ne demek? Yani ben ancak birini yargılarsam kendimi daha iyi hissederim. Bu tamamen egosal bir durum. Ama yargılamadığımda onu olduğu gibi görebilirim ya da onu olduğu gibi kabul edebilirim. Arkadaşlar, gerçekten şunu söylemek istiyorum. Kendimize karşı, bu ben de dahil, daha özenli, daha nazik, daha anlayışlı, gerçekten daha sevgi dolu davranabileceğimiz bir hayat yaşayabiliriz eğer ki böyle değilsek. Çünkü şuna gerçekten çok inanıyorum. Her şey bizden başlıyor. Şimdi biz zaten, bir insan bize kötü bir şey söylediğinde ona onay veriyorsak içimize alıyoruz diyorum ya. Ben kendime Kardelen çok beceriksizsin demezsem, o insanın bana beceriksiz demiş olması bana işlemez. Çünkü ben zaten ona onay vermem. Kabullenmek de şu demek. Tamam, evet, o kadar. Sana direnç göstermiyorum. Seni yargılamıyorum da, sen böylesin, senin yaşadığın hayat bugün bana onu demeye getirdi seni. Neyse ne, önemli değil, nedenlerine de takılmıyorum. Ama sana karşı aslında nötrüm de, yani bunda derin bir sevgi yok ya da, yani tabii ki de varsa ne âlâ, müthiş bir duygu. Ama benim için en azından şu anda böyle kabullenmede o kişiye işte inanılmaz bir sevgi daha hissedemiyorum. Ama en azından kabullenmeyi deneyebiliyorum. Umuyorum ne anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Çünkü yani dört nokta işte. Yargılamak ya da yargılamamak, kabullenmek ya da kabullenmemek, onay vermek, vermemek ve gözlemlemek, gözlemlememek. Onay verme durumunda olursanız bilin ki siz size ihanet ediyorsunuz. Ve gerçekten bunun altını çiziyorum. Kendinize ihanet ettiğiniz bir hayat zindandan farksız. Gerçekten özgürleşmek demek, o insan bu arada haklı da olabilir ama o söylediğini, tamam hani sizde zaten bir tesiri varsa sizin kendinize söylediğiniz bir şeydir. Kabullenip ben bunu sonra bir düşüneyim olabilir demek içinizde ve size tesir etmiyorsa da bırakmak. Yani gerçek özgürlük kendinizi yargılamaktan geçmiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten yetiştiriliş olarak ve bence Türkiye'de çok kıyasla da büyüdüğümüzü düşünüyorum. Hani ben Amerika ve İngiltere'de uzun süre yaşadım ama İskandinav ülkelerinde çok yaşamadım. Yani bulundum ama hani 3 aydan az bulunduğum yerleri yaşadım diye ben saymıyorum. Dolayısıyla şuna geleceğim. Özellikle İskandinav ülkelerinde benim deneyimlerim daha rahat, daha özgür, daha birey olarak yetişebiliyorlar. Bu İngiltere'de de böyle. Amerika'da da farklı şekilde böyle. Ama biz neden Türkiye'de ve bir sürü başka ülkelerde de böyle hep bir kıyas, hep bir yarış. İşte onun saçı daha güzel, işte o bak daha fazla maaş alıyor. Hani böyle bir şey içine sokuyoruz kendimizi. Kendinizi kabullenin, kendinizi olduğunuz gibi sevin. Yıllar önce Debbie Ford'u bilenleriniz bilirler. Onun galiba Karanlığın Gücü müydü, Gölgelerin Gücü müydü ya da Gölgelerin Aydınlık Tarafı bir kitap vardı. Bulursam o kitabı şurada koyacağım size ya da bu tarafta. Orada şunu diyordu Debbie Ford. Siz bir mücevhersiniz ve kendinize tamamen bir mücevhersiniz, bir elmassınız gibi davranın. Oscar Wilde'ın bir sözü vardı, ona da bayılıyorum.
konumuzla bence alakalı. Size sıradan bir insan muamelesi yapan hiç kimseye aşık olmayın. Ve inanın bana kendi değerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Olabildiğince izlemediyseniz bu arada anda olmak videomu lütfen şuradan ya da şuradan bir yerlerden izleyin. Oraya bırakacağım size linkini. Orada da bundan bahsediyorum. Yani anda olarak gözlemci konuma geçmeniz mümkün. Ve insanların söylediği bırakın gelsin gitsin. Yani direnç gösterdiğinizde onu onaylıyor oluyorsunuz. Akışta olun, teslim olun. Belki de bu size çok daha iyi gelecektir. Ve bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Yorumları okumak beni çok heyecanlandırıyor. Sizden gelen her yorum benim için böyle bir heyecan kaynağı. Buna emin olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Onun dışında da pazartesi ve cuma günleri saat 6'da video yayınlıyorum. Ben artık susuyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok hoşgörülü, aşırı nazik davranın. Her şeyi, herkesi kabullenin, onay vermeniz gerekmiyor. Joy! Joy! Üstüm başım tüy mü olacak benim güzel bebişko? Oğluşum böyle, oğluşum benim.